İyi günler arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Genel Muhasebe Dersi'nin 4. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mali tablonun düzenlenmesi ve sunulması konularına değineceğiz. Bugünkü dersimizin alt başlıkları şöyle: mali tablolar ve mali tabloların amaçları, temel mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, ek mali tablonun düzenlenmesi ve sunulması. Bunlarla ilgili konulara değineceğiz. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği, demin kastetmiştik, anlatmıştık bazı konularda bu genel tebliğe değinmiştik. Mali tabloları bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu veya nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve bunlara, bu tabloya ilişkin dipnotların ve açıklamaları kapsadığı belirtmiştik. Demek ki hangi tablolar varmış? Bilanço, gelir tablosu, nakit akım, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve bunların ilgili açıklamaların kapsadığını belirtmiştik. Aynı tebliğ bilanço ve gelir tablosunu temel mali tablo olarak tanımlamış. Yani bizim için diğerleri ek tablolar ama bilanço ve gelir tablosu temel mali tablo olarak tanımlanıyor. Nakit akım tablosu arkadaşlar, kar dağıtım tablosu ve öz kaynak değişim tablosuna ek yardımcı mali tablo olarak tanımlanıyor. Demek ki bilanço ve gelir tablosu temel mali tablo, nakit akım, kar dağıtım, fon akım, öz kaynak değişim tablosu ise yardımcı ek mali tablo olarak tanımlanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi mali tablonun amaçlarına değinelim biraz da. Mali tablonun amaçları ne? Bir nolu muhasebe uygulamaları genel tebliğinde mali tabloların amaçları şöyle sıralanıyor arkadaşlar. Nedir bu amaçlar? Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgilerin sağlanması. İkincisi, gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak. 3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak olarak sıralanmıştır. Şimdi biraz da bilançoya değinelim. Bilançodan bahsetmiştik daha önceki dersimizde. Bilanço nedir arkadaşlar? Bir işletmenin belli bir tarihteki sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tabloya biz bilanço adını vermekteyiz. Şimdi arkadaşlar bakın, burada belli bir tarih diyor. Yani belli bir dönemi kastetmiyor. Yani örneğin 31 Aralık 2017, 6 Şubat 2019 gibi. O anki durumu, o anki tarihi ifade eden bir durum gösteren bir mali tablo. Bunun bilançonun aktif tarafıyla pasif tarafı var. Yani büyük bir T şekli düşünün bunu. Büyük bir T. Varlıklar ile kaynaklar her zaman eşit olmalı. Evet, bilançoyu arkadaşlar, bilançoyu şöyle çizmemiz gerekirse, şurada aynı zamanda üzerinde gösteriyorum. Büyük bir T şeklinde oluyor. Burada mutlaka bilançonun başlığı olmalı. Yani nasıl herkesin bir adı, soyadı, bir unvanı var. Bilançonun da bir başlığı olmalı. Mutlaka örneğin ABC işletmesinin nokta nokta tarihli bilançosu şeklinde. Sol tarafa aktif diyoruz. Sağ tarafa pasif diyoruz. Yani sol taraf aktif, sağ taraf pasif. Sol taraf aktif ile sağ taraf pasif arkadaşlar birbirine mutlaka eşit olmalı. Yani bilançonun aktifi ile pasifi birbirine eşit olmalı. Bilançonun aktifinde ne var? Bilançonun aktifinde arkadaşlar işletmenin varlıkları yer alıyor. Pasifinde kaynaklar yer alıyor. Bir daha şöyle çiziyorum. Büyük bir şekilde aktif diyoruz. Pasif diyoruz. Başlık, tarih burada yer alıyor. Evet, varlıkları burada yer alıyor. Varlıkları, kaynaklar burada yer alıyor. Yani aktif, pasife eşit. Burayı biraz daha açarsak, aktifleri biraz daha açarsak, daha teknik bir dille açarsak, hatırlarsanız hesap planında da göstermiştim. Dönen varlıklar, şunu silelim veya silmeden onlar da dursun. Sizi kullanırsınız onu lazım olacaksa. Dönen varlıklar artı duran varlıklar, duran varlıklar bize aktifi veriyor. Pasife de
Pasifede kaynaklar, yani işletmenin kaynakları yer alıyor. Bir tarafında varlıklar yer alıyor, diğer tarafta kaynaklar yer alıyor. Kaynaklar deyince neyi anlıyoruz? Kısa vadeli yabancı kaynaklarımızı, yani kısa vadeli yabancı kaynaklarımızı, yani kısa vadeli borçlarımızı artı uzun vadeli yabancı kaynaklarımızı ve öz kaynaklardan oluşuyor. Öz kaynaklarımızdan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bunları da biraz açarsak, aktif eşit pasif, mevcutlar artı alacaklar eşittir sermaye artı borçlar diye diğer bir eşitlik var. Bunu oraya yazmamışız. Yine aktife mevcutlar artı alacaklar aktifte yer alıyor. Sermaye artı borçlar pasifte yer alıyor. Bunlar biz arkadaşlar bunların hepsinin tümüne temel bilanço eşitliği veya bazı kaynaklarda da temel muhasebe eşitliği adını veriyoruz. Bir daha özetliyorum. Mevcutlar artı alacaklar eşittir sermaye artı borçlar. Varlıklar eşittir kaynaklar. Dönem varlıklar artı duran varlıklar eşittir kısa vadeli yabancı kaynaklar, yani kısa vadeli borçlar artı uzun vadeli yabancı kaynaklar artı, yani diğer anlamda uzun vadeli borçlar ve öz kaynaklardan oluşuyor. Kısaca aktif eşit pasif olmuş oluyor arkadaşlar. Gelir tablosu da arkadaşlar bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği. Bakın bilanço belli bir tarih ifade ediyor. Örneğin 31 Aralık 2017. Ama gelir tablosu arkadaşlar dönemi ifade ediyor. Yani bir periyot diyelim, buraya çizelim. Tamam mı? 1 Ocak'tan 31 Aralık. Bu aradaki dönemi ifade ediyor arkadaşlar. Yani gelir tablosundan bilançonun farklarından biri o anı, o anı ifade ederken gelir tablosu o dönemi ifade ediyor. Gelir tablosu arkadaşlar işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlanmış olduğu tüm maliyetler ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsıyor. Gelir tablosu hesaplar arasında birbirleri arasında mahsup yapılamıyor arkadaşlar. Yani gelir tablosunda işletmenin gelirleri yer alıyor, gelirleri hasılatı yer alıyor ve bu hasılatı yaparken katlanmış olduğu maliyet ve giderler yer alıyor. Yani sonuçta burada işletme kar mı elde etti, zarar mı elde etti? O dönemde biz bunu gelir tablosunda görmüş oluyoruz. Gelir tablosunun temelinde de arkadaşlar gider hesaplarından gelir hesaplığı çıkartıldığı zaman giderler gelirlerden fazla ise zarar çıkıyor. Gelirler giderlerden fazla ise mantıken de kar ortaya çıkmış oluyor. Tabii burada bu gelir tablosunun şeklinde de bir şekil var. Bilanço şekli gibi. Gelirleri yazdıktan sonra altlarında bazı kalemler var. O kalemleri çıkartıyoruz, topluyoruz, çıkartıyoruz, topluyoruz ve sonuçta işletme kar ediyor. Yani şöyle bölümler var. Size onda da deneyeyim. Brüt satışlar bölümü var. Brüt satışlardan satış indirimlerini düşüyoruz. Satış indirimlerinden sonra net satışları buluyoruz arkadaşlar. Net satışlardan satılan malın maliyetini veya satışların maliyeti dediğimiz bölüm çıkarttıktan sonra brüt satış karını buluyoruz. Sadece bakın kar, bir tek kar diye geçmiyor. Bu kar brüt satış karı, olağan kar, olağan dışı kar, dönem karı ve dönem net karı oluşuyor. Tabii bunlar için bir tablo var. Siz bunu kitabınızda ve notlarınızda ayrıntılı şekilde bu tabloya ve bu kitabınızdaki notlara bakın. Çünkü bu biraz daha ayrıntılı bir konu. Tamam mı? Elinize bir tane bilançoyu bir tarafınıza koyun bakın. Bir tarafınıza gelir tablosunu koyun. O tablonun şeklini mutlaka ezberleyin. Sınavda da size bu konulardan soru çıkacağını zannediyorum. Evet. Bir de bunlarla iyi olan ilkelerine bakalım. Şimdi bu kısaca bu gelir gideri anlattık. Neler içinde yer aldığını anlattık. Neler var gelir tablosu ilkeleri ve bilanço ilkeleri? Evet, bilanço ilkeleri, varlıklar ilişkin ilkeler var. Yabancı kaynakla ilişkin, yani kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak dedik ya, onlara ilişkin ilkeler var. Ve öz kaynakla ilişkin ilkeler var. Varlıklar dediğimizde neler vardı? Dönem varlıklar ve duran varlıklar vardı hatırlarsanız. Gelir tablosu ilkelerinde de, gelir tablosu ilkelerinin amacı satışların gelirlerin, satışlar ve maliyetinin, giderlerinin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyet sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi sağlanmaktadır. Bütün satışlar gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar ve tutarları üzerinden gösterilirler. Ve hiçbir satış gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırmak suretiyle
gelir tablosu kapsamında çıkartılamaz. Bilanço ülkelerinin amacı da sermaye koyan ve sonradan kendilerine ait işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacakların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe, kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi, gösterilmesi yoluyla ve belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıyla anlaşılır ve anlatılır. Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayri safi değerleriyle arkadaşlar gösterilirler. Fon akım tablosu, diğer ek tablolara da biraz değinelim. Fon akım tablolarının düzenlenme amacı bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini ve dönem içindeki finansal durumundaki değişiklikleri kapsayan bilgilerin mali tablo kullanıcılarına sunulmasıdır. Tablolar işletmenin nakit veya işletme çalışma sermayesini doğrudan etkileyen finansman ve yatırım faaliyetlerinin bütün önemli yöntemlerini açıklar. Nakit akım tablosu, belli bir dönemde işletmeye ortaya çıkan nakit akışlarını açıklamayı amaçlayan bir tablodur. Fon akımından biraz daha dardır. Sadece nakiti kapsayan bir tablo olmaktadır. Burada da nakit akış tablosu aracılığıyla işletmenin dönem içindeki nakit giriş ve çıkışları, kaynakları ve kullanım yerleri izlenebilmektedir. Böylece dönem içinde oluşan net nakit artış ve azalışları ve bunların nedenleriyle birlikte görülmesi sağlanır. Aynı zamanda işletmenin nakit yaratma gücünün ölçülmesi ve gelecekteki para gereksinimin tahminini sağlanmasıdır. Kar dağıtım tablosu da işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablo. Yani kar nasıl dağıtılacak, bu dağıtırken uygulanması gereken şeyler nelerdir ve bunların sonucunda hisse başına temettü tutarın hesaplanacak, ortakla ne dağıtılacak açıkça bu tabloda gösterilir arkadaşlar. Öz kaynaklar değişim tablosu, ilgili dönemde ve öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren bir tablodur. Öz kaynaklar değişim tablosunun düzenlenmiş amacı özellikle sermaye şirketlerinde, dönem içinde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değişimlerin topluca gösterilmesini sağlanmasıdır. Satışların maliyeti tablosu, bu gelir tablosundan da ilgili bir şeydir. Burada çünkü satışların maliyetini biz gelir tablosuna koyarken bu tablodan da bazen yararlanıyoruz. Çünkü bu üretim yapan işletmelerde bu çok önemli bir tablo. Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı ile ilgili işletmenin dönem içindeki stok hareketleriyle satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetlerini göstermek üzere ayrı bir tablo düzenleniyor ve buna da satışların maliyeti tablosu olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizi de bitirdik. 4. dersimizi de tamamladık. 5. dersimizde görüşmek üzere. Sevgi, saygı ve selamlarla sizi selamlıyorum. Hoşça kalın. Thank you.